Çok çok üzgünüz çünkü hakikaten bizim için sürpriz bir ve mucize bir sonuç oldu. Rakipler için de öyle. Tam tersini düşünmüştük. Burada oynayacağımız oyun ve alacağımız sonuçta hem gruptaki avantajımızı çoğaltmak istiyorduk. Oyun da düşündüğümüz gibi gidiyordu. Kırmızı kart sonrası da biraz direnmeye çalıştık. Savunmada kaldık o bölümde ama çıkamadık. O bölümden 80'den sonra da goller gelmeye başlayınca iyice direncimiz kayboldu. Daha sonra içgüdüsel hareketlerimiz zaten oyunu çevirmeye yetmedi. Yani sözün bittiği bir yerdeyiz. Çünkü hakikaten bugün bizim beklemediğimiz bir sonuç çıktı burada. Kendi sahamızda, seyircimiz önünde. Onlara hep olumlu şeyler söyledik. Gücümüzü, umudumuzu anlatmaya çalıştık. Ama bugün bu maç sonrası deplasmanda da savunmada kaldığımız zaman ne eksiklerimiz olduğunu düşünüyorduk. Ama bugün iki yönlü oyunu iyi taşıdığımızı düşünüyorum. Ama kırmızı kart sonrası biraz yorgunluk da oldu. Bir de hele gol geldikten sonra iyice direncimiz kırıldı. Moral değerleri sıfırlayan oyuncular da oyunda elinden geleni yapmaya çalışsa bile yeterli olmadı. Ama onlara da söyleyecek bir şey yok çünkü görevi ben verdim. Dolayısıyla bir eksiklik varsa o benim eksikliğim. Yönetim için de aynı şeyi söyleyebiliriz. Çünkü bugünkü oyunumuz bu maçı kazanmaya bu oyuncularla yeterliydi. Sadece çok üzgün olduğumu söyleyebilirim yani. Çünkü bir de özür diliyorum çünkü taraftarlar da hakikaten bugünkü bu sahamızda bu şekilde bu duruma düşmek söylenecek bir söz bulunamaz. Çünkü taraftar her zaman destek oldu, yanımızda oldu. Takıma, bize, yönetime bazen olumsuz tezahüratlar oldu. Zaten o klişeleşmiş durumu biz şu anda gündeme getirmeye doğru bulmuyorum ama bizim şartlar ne olursa olsun bugün kazanmamız gereken bir maçta maalesef kaybettik. Buyurun Kartal. Yani benim öyle bir sorunum yok. Oyuncunun da olduğunu düşünmüyorum. Bilmiyorum daha doğrusu öyle bir şey. Yani bana yansıyan öyle olumsuz bir şey yok. Oyun olarak işte 80 dakika direnip 2-0 öndeyken 2-2, 3-2 olduğu zaman bunu aramam yani. Evet, eksiklerimiz var. Tercihlerimiz var. Buna bağlı sıkıntılarımız olabilir. Sezon başında hazırlık dönemi geçiren oyuncularımız var. Daha sonradan gelen oyuncuların fiziksel dalgalanmaları var. Yetenekleri var ama henüz daha mesela bugün Raşit Gezal o konuda çok iyiydi ama 10 kişi kalınca dışarı çıkarmak zorunda kaldık. Çünkü öndeki oyuncular Raşit'te, Abubakar'da çok koştular. Olumlu da iş yaptılar. 10 kişi kalınca değişiklik yapmak zorunda kaldık. Çünkü rakip devamlı geliyordu. Bunu bir sorunla veya diğerleri için söyleyeyim. Eşleştirmeyi doğru bulmuyorum. Şeye katılıyorum yani geçen sene daha dinamiktik. Bu sene özellikle son bölümlerde kaybettiğimiz maçların sonrasında bir travma yaşadığımızı söylüyoruz. Bunun da çıkışı oynayacağımız iyi oyunu ve alacağımız sonuçlardan geçeceğini düşünüyordum. Ama orada oyuncular da kendini zaman zaman yalnız hissediyor olabilirler. İşte zaten onun için toparlamak için her türlü desteği vermek lazım. Taraftar da verecek, yönetim de, hoca da verecek tabii. Yapacak başka bir şey yok. Yani taraftarın tepkisi normal. Beklediği olmayınca hem oyun olarak hem sonuç olarak eleştiri yapması normal. Yönetimle ilgili yönetimi savunmak değil, Beşiktaş'ı savunmak ve Beşiktaş'ın ne yapması gerektiğini söylemeye çalıştım. Yani olumsuz sonuçların ne taraftar, ne başkan, ne yönetim, ne biz istiyoruz. Oyuncular da görev adamı. Transferler olmuş, bitmiştir. Transfer ayındaki yapılan oyuncular şartları ne olursa olsun demin Kartal'ın sorduğu soru gibi bu oyuncularla da iyi bir sonuç alacağımızı düşünüyordum. Olmadı yani. O yüzden maç 2-0 3-0 bitse de bu tabii eleştiriler geliyor. Oyun yukarı çıkmadığı zaman da gelecek. Bana da eleştiri gelecek. Çünkü zaten dediğim gibi bana o sorum benim sorumluluğum. Tabii bunu yönetimle ve camiayla da değerlendirecektir. O yüzden eleştiri işte sahada herhangi bir şey söylemek veya saha dışında eleştirmek bunlar işin doğasında var ama tekrar söylüyorum bunların hiçbiri sahada oynayan oyuncuların dinamizmine olumsuz etki yapmasın diye isterim. O yüzden bunun etkisi olduğunu da düşünüyorum ama tabii bunu bundan dolayı tek sebep aramak doğru değil. İşte fiziksel düşüşümüz oluyor, işte saha içerisinde dalgalanmalarımız oluyor, girenin çıkanın bundan etkilendiği oluyor. İşte sahadaki coşkunun bazen katkı yaptığını bazen tersi olabiliyor ama yani herhangi bir söylediğim bir şey hiçbir mazeret bugünkü skorun 2-0'dan 3-2 olmasını savunmak için yeterli değil. Bütün sebepler konuşulabilir. Ya zaten kırmızı karttan sonra sürekli gelmeye başladılar. Abubakar Gezal da çok yorulmuştu.
Dolayısıyla orada Milot sonradan girdi. On bitti sadece değişti bir önde, o vardı. Dolayısıyla defansın bir direnci vardı. Önde karşılamak için daha çok koşan, çıktığımız zaman topu taşıyabilecek ve rakibin gelmesine mani olacak oyuncular koymak istedik. Çünkü onda kırmızı karttan bir süre sonra rakip de sürekli gelmeye başlamıştı. Yani önde de top tutamıyorduk. Rakip de geliyordu. Onu durdurabilmek için bu hamleleri yaptık. Ha bunlar ne kadar işe yarattı dersen, yediğimiz gollere göre giderek geçen zaman rakibin işine geldi. Rakip de dirençliydi. Onlar da risk aldılar ama biz çok geride kaldık. Sürekli golden önce, yani yediğimiz birinci golden önce de öyle pozisyonlar buldular. Onu engelleyebilmek için savunmaları da hücuma geliyordu. İyi de kullandılar. Golleri de buldular. Yani bu söyledikleriniz hep sağ dışında olan olaylar. Sağda işte hep söylüyorum, sağda benim için de aynı şey. Bazen eleştiri yaptığımız zaman sağ dışına çıktığını söylüyor. Bunlar söylendi ama bugünkü maç Konferans Ligi olan bir maçtı. Bu maçta sahada kalmak önemliydi bizim için. Biz oyunda rahat gidiyordu. Mesela ilk sarı kart bana göre çok ağır bir karar. Bize sarıysa ona kırmızı olması lazımdı. Ama ikinci sarıdan dışarı atıldık. Zaten ikinci sarıdan sonra da mahkum oynamaya başladık. Yoksa oyun kontrolü bizdeydi. Maçın kötü gidişinden sonra işte federasyon başkanı, seyirci, bunları benim şu anda söylemem doğru değil. Zaten seyircinin işte beğenmediği, eleştiri yaptığı konular da şu. Çünkü biz maçı kaybettik. Maçı başka alana taşıyarak kendi mazeretlerimizi bulmak doğru bulmuyorum şu anda. Birinci sorumuz şeyle ilgiliydi. Ne zaman toparlanma? Yani toparlanma işte dediğim gibi. Yani bu bir travma. Yani bu Trabzon maçında oldu. Adana maçında oldu. Mesela tabii şanssızlıkla yaşıyoruz. Haksızlığı bir kenara bırakalım ama toparlanmak için sürecin sonuçlarla, oyunla ve sonuçla düzeleceğini, bugün de bu kazansaydık ki kazanacağımızı düşünerek sahaya çıktık, on anlayışla oynadık. Doğru, şöyle virüs dediğin şey şu, virüs değil de o tabii saha sonucu, mesela kaybettiğiniz maç sonrası oyuncuların moral değerleri bozulur. Beklenti büyük olduğu zaman ona cevap vermezseniz, bugün de öyle bir şey oldu. Yani mesela taraftarın tepkisini doğal karşılaması benim de o zaten. Çünkü bugün 2-0 giden bir maçı birdenbire 3-2 oluyorsa siz de şok oluyorsunuz, taraftar da. O anlık tepkilerin, o anlık dalgalanmaların takımımızın önünde etkisi var. Ama demin dediğiniz konuya gelince, sezon başında iyi çalışan bir grup vardı. Daha sonra gelen, kampta hiç olmayan grup vardı. Onları da adapte ederken, onların yeteneklerine, özelliklerine saygı duyarak söylüyorum. Onlar mesela güçlendikçe takımın daha iyi olacağını düşünüyoruz. Tabii bu arada da onları katmaya çalıştık. Bu değişimlerin de bir sancılı olacağını bekliyorduk ama maç kaybederek olmamalıydı bu. Mesela Yazal uzun zaman sonra geri döndü. Bugün çok daha iyiydi. Ama oyun öyle bir gitti ki Gezal'ı dışarı almak zorundaydık. Çünkü Gezal ve Alex sonradan gelip takıma katılan, yetenekleri fazla olan, yaratıcılığı olan oyuncular ama rakibi de karşılamak gerekiyordu. 10 kişi kalmıştık. Bu hamlelerimiz şu andaki oyunda cevap veremedi. Yani o yüzden bu değişimlere kaynaklanan oyuncuların da dalgalanmaları oluyor. Takım iyi giden bir maçta işte değişikliklerle beraber 80 dakika dayandı. Ondan sonra gol yedikçe de çözüldü. Sanki yani 3-2 her şey bitti. Yani biz rakibe oyunu verdik, sonucu verdi, bitti. Yani o şekilde olmak beklediğimiz bir şey değil. Çünkü rakip ve karşı koyduğumuz oyuncular, mesela Milot, Mulyaka ve Bahtiyar daha çok koşan, top taşıyı arkada en az savunma yapsak bile karşılama olarak iyi olsunlar. Çünkü Abubakar'ın, Gezcan'ın yorulması, onlar top tutmaya çalışsa bile artık üst üste oynayan oyuncular oldular başta. Alex de öyle. Alex ve Gezcan zaten sonradan geldi. Bunların hep yansıması oldu. Veya savunma dakikalarının dirençli kalması. Onlar da yoruldular. Rakipten uzak kaldık. Rakip de geldi, gollerini attı. Takım zaten çıktı. Ben buradayım yani şu anda. Takım olmadığı için tabii onların isteklerine cevap vermek durumundayız. Her türlü isteklerine cevap vermek durumundayız. Ama şu anda takım zannediyorum çıktılar. Çünkü duş aldılar. Onlar çıktılar. Şu anda oraya gitmenin bir anlamı yok. Üzüntüleri anlıyorum. Haklılar. Özür de diliyorum. Çünkü onları üzmek için değil, sevindirmek için burada olduk.